İngiltere Premier Lig'de 11 Aralık Cumartesi günü St. James Park'ta Newcastle Liverpool'u ağırlayacak. Newcastle dün menajer Houghton'ın işine son verilmesiyle sarsıldı. Sadece Newcastle değil, futbol dünyasında da bu çok şaşkınlıkla karşılanan bir karardı. Forumlarda ve diğer yorumlarda başkanla ilgili çok hoş olmayan sözler edildi. Houghton geçen sene Newcastle'ı Premier Lig'e çıkaran hoca, şu anda da 19 puanla 12. sırada. Fakat tabii kötü bir dönem yakaladılar. Son 5 maçı kazanamadılar. Ondan önceki karşılaşmayı Arsenal'da, Arsenal deplasmanında 1-0 galip bitirmişlerdi. Ondan beri de 5 karşılaşmadır maç kazanamıyorlar. Fakat futbolcuların da bu Houghton'ın kovulmasına tepkili olduğu ve isyan bayrağını açacakları konuşuluyor. Başkan Mike Ashley Houghton yerine çok büyük ihtimalle yine bugün görevinden ayrıldığını açıklayan Ajax teknik direktörü Martin Yolu düşünüyor diye haberler var, henüz kesinleşmemekle birlikte. Fakat büyük ihtimalle bu karşılaşmaya kadar Newcastle'ın başında yeni bir teknik direktör, yeni bir menajer olacak. Newcastle'da Nolan, Colocini ve Ben Arfa yok. Bu 3 oyuncunun toplam attığı gol sayısı 9 bu sezon. Newcastle'ın toplam attığı gol sayısı 24. Dolayısıyla 3'te 1'inden daha fazlasını bu oyuncular attı. Carroll oynuyor, genç futbolcu. Bu sene çok göz dolduran bir forvet olarak gözüküyor Premier Lig'de. Liverpool'da ise 22 puanla 8. sırada ve onlar da çok inişli çıkışlı bir sezon geçiriyorlar. Roy Hodgson yönetiminde ve bu hafta Aston Villa'yı, formsuz ve moralsiz Aston Villa'yı diyelim, 3-0 yendiler Anfield'da ve biraz daha moral kazandı, biraz daha yukarı sıralara doğru tırmandılar. Newcastle geçen sene Premier Lig'de değildi ama ondan önceki 2 sezonda buradaki karşılaşmaları 3-0 ve 5-1'lik sonuçlarla Liverpool kazanmış. Dolayısıyla Liverpool'un burada çok fazla zorlanmadığı bir stat St. James Park. Geçen seneden beri Newcastle karşısında Liverpool'un Anfield'da da üstünlüğü var. Son 6 karşılaşmasında, yani son 3 sezondur bu iki takımın maçları berabere bitmiyor. Liverpool veya Newcastle'ın galibiyetiyle bitiyor. Dolayısıyla bu karşılaşma için de en akla yatkın oynanacak kupon 1-2 seçeneği, beraberlik değil ama 1 veya 2 seçeneği diye düşünüyorum. Onun dışında her şeyin olabileceği bir karşılaşma. Yeni menajere Newcastle'ın nasıl tepki göstereceğini bilmiyoruz. Liverpool'un ise form durumu bir maç çok iyi, bir maç çok kötü şeklinde devam ediyor. Ama bu maçtan beraberlik çıkmayacağını düşünüyorum ben yine. Dolayısıyla Liverpool ağırlıklı olmak üzere 1-2 seçeneği en akla yatkın oyun. Baba Torik.